Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde sizlerle ışığın kırılması konusunu işleyeceğiz. Bakalım ilk sorumuza. KLM saydam ortamlarından L ortamı küresel olup kürenin merkezi O noktasıdır. K ortamından gönderilen X ışınının izlediği yol şekilde verilmiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diyor sorumuz. Yargılarımıza bakalım. Bir de diyor ki K ortamının kırıcılık indisi L'ninkinden küçüktür demiş. Bakalım K ile L'de aslında şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın şöyle bir normali çizersek. Normal aslında nereden çiziliyor? Kürenin merkezinden geçecek şekilde çiziliyor. Ve normale yaklaştığını görüyorsunuz. X ışını gelmiş. Çizdiğimiz normale yaklaşarak kırılmış. O yüzden şunu söyleyebilirim. L K'den daha büyüktür normale yaklaştığı için. O zaman bir doğrudur. K daha küçüktür diyor. L ortamının kırıcılık indisi M'ninkinden küçüktür demiş. Bakıyoruz L ortamından gelmiş ve M'ye çarparak tam yansıma yapmış. O zaman L daha büyük olacaktır arkadaşlar. Yani 2 yanlıştır. Alfa eşittir betadır demiş. Açılara bakarsak burada tam yansıma yaptığı için iki açı birbirine eşit olacaktır. O yüzden alfa eşit beta doğrudur. Doğru cevabımız 1 3 C seçeneği olacaktır. Evet, yeni sorumuz yine ışığın kırılması ile ilgili bir soru. Bakalım. Kırıcılık indisi nx olan x saydam ortamından kırıcılık indisi ny olan y saydam ortamına gönderilen a ışını şekilde verilmiştir. Buna göre a ışını 1 2 3 yargılarından hangileri doğru olabilir demiş a ışını için. Şimdi burada bilmemiz gereken aslında önemli yerler var arkadaşlar. Bakalım n x büyük n y ise 3 numaralı yolu izler. Yani e, burada kırıcılık indisi büyük ortamdan küçük ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılacaktır. Yani 3 numaralı yola bakarsak evet gelmiş ve normali burada kesikli çizgiyle gösterilen yol normalden uzaklaşmış arkadaşlar. O yüzden 1 doğrudur. 2'ye bakalım. n y büyük NX ise 1 numaralı yolu izler demiş. Burada aslında yanlış bir yol çizilmiş. Normale yaklaşır fakat normale arkadaşlar e, normalin diğer tarafına geçemez ışın hiçbir şekilde. Bakıyoruz 3'ten yani e, ne yapacak normale doğru biraz daha yaklaşarak kırılacaktır. O yüzden 1 numaralı yolu izleme şansı yoktur. NY eşit NX ise 2 numaralı yolu izler. Arkadaşlar bakın dik olarak burada gitmiş 2 numaralı yolda. Bu şekilde gitme şansı da yoktur. E, bunu ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada dik gelmesi lazım, ancak böyle gidebilmesi için, o yüzden 2 numaralı yolu izleyemez diyoruz. Ne yapacağız? Doğru cevabımız bir yalnız bir A seçeneği olacaktır. Evet, yeni sorumuza bakalım. Tek renkli I ışık ışınının birbirine paralel K, L ve M ortamlarında izlediği yollar şekildeki gibidir. I ışık ışınının L ortamından M ortamına geçiş yaparken doğrultusunun normal çizgisi ve LM ortamlarını ayıran düzlemle yaptığı açılar birbirine eşittir diyor. I ışık ışının K ortamındaki sürati VK, L ortamındaki sürati VL ve M ortamındaki sürati VM olduğuna göre VK, VL ve VM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır demiş. Öncelikle şunu hatırlatayım arkadaşlar. E, hızla yani ışığın bir ortamdaki hızıyla kırıcılık indisi aslında terstir. Yani kırıcılık indisi ne kadar büyükse oradaki ışığın hızı o kadar yavaş olacaktır. O yüzden önce kırıcılık indislerini bulalım. Ona göre sonra tersini bulacağız. Bakıyoruz. L'den M'ye geliyor ve tam yansıma yapıyor. O zaman biz burada zaten L'nin M'den yani şunu yazabiliriz. N L büyüktür. N Bunu söyleyebiliriz tam yansıma yaptığı için. Aynı şekilde ışın geliyor arkadaşlar ve K'den sınır açısıyla gidiyor. Bakın Geldiği açı yine şöyle baktığımızda burada. Bakın teta açısıdır. Şurası. Teta açısıyla gelip diğerine tam yansıma yaparken bunda sınır açısıyla gidiyor. O zaman biz şu yorumu da yapabiliriz. K büyüktür. M. Yani şuradan baktığımızda arkadaşlar. L burada en büyüktür. Çünkü burada tam sınır açısıyla gitmiş. En, L en büyüktür. Sonra arkadaşlar NK sonra nm. Şimdi burada kırıcılık indislerini sıraladık e, hızları da bunların tersi olacaktı demiştik. arkadaşlar o zaman vm yani m'deki ışığın M'deki hızı en büyük sonra V k ondan sonra V L diyeceğiz. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet sıradaki sorumuz görünür derinlikle ilgili bir soru yine ışığın kırılmasını kullanıyoruz. Bakalım. Kırıcılık indisi NA olan A ortamında bulunan göz. Kırıcılık indisi NB olan B ortamındaki kırmızı ışıklı X cismini ortamları ayıran yüzeyden H kadar aşağıda X üssü konumunda görmektedir diyor. Buna göre 1, 2, 3 işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa H artar demiş arkadaşlar. Yani aslında görüntüsü cisme yaklaşır demek istiyor soruda. Şimdi buna baktığımızda aslında kırıcılık indisi küçük ortamdan kırıcılık indisi büyük ortama baktığımızda ancak görüntü yaklaşacak arkadaşlar. Eğer tersi olsaydı görüntüsü uzaklaşacaktı. O yüzden biz başta şunu söyleyebiliriz. N A küçüktür N B. Şimdi bunlar birbirine ne kadar yaklaşırsa aslında görüntüde cisme o kadar yaklaşacak. A ortamının kırıcılık indisini artırmak diyor. A'nın kırıcılık indisini artırırsak B'ye yaklaştırmış olacağız. Yani e, görüntü cisme yaklaşacak. H artacaktır. Bir doğrudur. 2'ye bakalım. B ortamının kırıcılık indisini artırmak diyor. Bu B'yi artırırsak biz farkı daha fazla açarız. Ve bu sefer H azalır arkadaşlar. Yanlıştır. 3'e bakalım. X cismi yerine mavi e, ışıklı cisim kullanmak demiş. Burada kırmızı ışıklı cisim kullanmış ve kırmızı ışık maviye göre daha az kırılıyor arkadaşlar. Mavi kullansaydık bu sefer kırılma daha fazla olacaktı. Yani şurada bir yerde kırılacaktı. Bu sefer haşın arkadaşlar biz azalacağını görecektik. O yüzden 3 de olmuyor. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği olacaktır.